Teknoloji dünyasında son yılların en popüler ürün gruplarından biri de kulaklıklar. Özellikle de tam kablosuz olan modeller. Zaten bu yüzden olsa gerek telefon markaları da daha önce olmadığı kadar çok yatırım yapıyor bu alana. Hatta bazı markaların kulaküstü ya da kafaüstü olarak tanımladığımız daha yüksek fiyatların daha premium modellere girdiğini görmekteyiz. Yani uzun yıllar boyunca Sony ve Bose gibi markaların egemen olduğu bu alan telefon markalarının da gündeminde. İşte o markalardan biri olan Huawei şu ana kadar ürettiği en premium model. Yani FreeBuds Studio ile daha önce olmadığı kadar iddialı geliyor. Ben de bu videoda kulaklıkla ilgili düşüncelerimi, ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin detaylara geçelim. FreeBuds Studio'nun kutu içeriğinden kulaklığın kendisiyle birlikte şık bir taşıma çantası çıkıyor. AirPods Max'in değişik tasarımı taşıma çantasıyla kıyaslandığı zaman belki onun kadar işlevsel değil ancak daha fazla koruma sağladığı ortada. Çantanın iç kısmında ufak bir göz var. Beraberinde gelen kabloyu orada saklayabiliyorsunuz. Kimi rakipleriyle kıyaslandığı zaman daha değerli, daha toplu bir mobilitesi aldığını söyleyebilirim. Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen FreeBuds Studio'nun gerçekten şık bir görüntüsü var. Tasarım olarak Bose 700 ile benzerlik gösteren kulaklık 260 gramlık ağırlığı ile AirPods Max'ten çok daha hafif ama Sony'nin 1000XM4 modelinden biraz daha ağır. Kulak minderleri yumuşak dokulu sentetik deriyle imha edilen FreeBuds Studio'da gövde için plastik, taşıyıcı iskelette ise metal çerçeve tercih edilmiş. Hem malzeme kalitesi hem de işlik düzeyi oldukça iyi olan kulaklığın çerçevesi yükseklik ayarlamaya izin veriyor. Dolayısıyla pek çok kişi için yeterli esnekliği sağladığını söyleyebilirim. Ancak çerçeveyi katlayamıyorsunuz, minderleri de kendiniz değiştiremiyorsunuz. Kapalı bir yapısı olduğu için kulaklığın minder tasarımı gerçekten çok önemli. Çünkü bir yandan deneyimi yüksek tutmalıyım, diğer taraftansa gürültü azaltmaya yardımcı olmalıyım. Bu açıdan FreeBuds Studio'yu gerçekten sevdim. Gerek müzik dinlerken gerekse de oyun oynarken kulaklarımda rahatsızlık veren sıra dışı bir ağırlık ya da baskı hissetmedim. FreeBuds Studio'da kontrol büyük oranda sağ kulaklıkla yapılıyor. Cihazın üzerindeki fiziksel 3 düğmeden ikisi. Yani güç butonu ve Bluetooth düğmesi orada. Aktif gürültü engelleme butonu ise sol tarafta. Öte taraftan cihazın tüm dokunmatik kontrolleri ve USB portu ise yine sağ tarafta çıkıyor karşımıza. Hazır dokunmatik kontrolden bahsetmişken nasıl kullanıldığını da anlatayım. Standart olarak açık gelen bu özellik ile iki kez dokunarak müziği durdurabilir, tekrar başlatabilir ya da gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. İleri ve geri doğru kaydırarak şarkılar arasında geçiş yaparken yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı kaydırarak ses seviyesini özelleştirebiliyorsunuz. Bir de dokun ve basılı tut diye bir fonksiyon var. Eğer bir telefon çağrısı varsa onu reddedebilir, müzik dinleme esnasında ise sesli asistanı başlatabilir ya da çalan müziği favorileri ekleyebilirsiniz. AI Life uygulaması ile ANC yani aktif gürültü engelleme butonu da ayarlanabiliyor. Sevgili arkadaşlar, şunu söylemem gerekiyor. Kulaklıklarda genelde fiziksel buton tercih etsem bile Huawei telefon tarafından gelen deneyimiyle dokunmatik kontrol özelliklerini gerçekten çok iyi optimize etmiş. İlk birkaç dakikadan sonra rahatça ve kolayca kullanabiliyorsunuz. Bu detaylardan sonra gelelim FreeBuds Studio'nun iç dünyasına. Rakipleri olan AirPods Max ve Sony 1000XM4 gibi her iki kulaklığında da 40 mm'lik sürücü kullanılan FreeBuds Studio, 4 katmanlı bu sürücülere ek olarak daha yüksek dinamik aralık ve çok daha düşük distorsiyon için Hi-Fi sınıflı ses çipi kullanıyor. 4 Hz ile 48 kHz arasında değişen frekans tepkisine ve yüksek hassasiyet seviyesine sahip olan kulaklıktan her iki tarafta da 4'er tane olmak üzere toplam 8 tane mikrofon bulunuyor. Huawei'nin en güvendiği özelliklerden biri olan dinamik gürültü engelleme için mikrofonlar sayesinde saniyede 100 defa ortam analizi yapılıyor ve aktif gürültü engelleme sistemi ortam bilgisine göre gerçek zamanlı olarak yönetilebiliyor. Tüp mantığıyla geliştirilen yeni nesil akustik mimar sayesinde özellikle orta ve alt frekanstaki gürültülerin gürültü engelleme kapsamında yapısal olarak engellenmesi, azaltılması amaçlanıyor. Ses kalitesine geçmeden önce kulaklığın gürültü engelleme yeteneklerinden bahsedeyim biraz da. Aslında burada 3 seçenek sunuluyor ve kontrol AI Life yazılımı üzerinden yapılıyor. Gürültü engelleme, kapalı ve farkındalık özelliği seçenekleri. Gürültü engelleme özelliği de kendi içerisinde 4'e ayrılıyor ve dinamik kontrolden ultra gürültü engellemeye kadar farklı seviyelerdeki aktif gürültü engelleme özelliği kullanıcı tarafından tercih edilebiliyor. ANC yani aktif gürültü engelleme dışında kulaklığın pasif gürültü engellemesi de çok önemli ki
Huawei FreeBuds Studio bunu gerçekten iyi yapıyor. Bu yüzden zaten eğer kulaklığı kullanırken biriyle konuşmanız gerekirse cihazı önce farkındalık modunda almanıza fayda var. Çünkü kapalıyken de yanınızı duyamıyorsunuz ya da duymakta zorluk yaşıyorsunuz. Bunun sebebi de şu. FreeBuds Studio'nun sahip olduğu pasif gürültü engelleme o kadar iyi çalışıyor ki farkındalık moduna geçmeden önce kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliği kapansa bile karşınızdakini duymakta zorluk çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir tablo var, bunu anlatmak istedim. Ayrıca farkındalık modu altında insan sesini iyileştirme seçeneği de var. Bu seçeneği aktif ettiğiniz zaman kulaklığın üzerindeki mikrofonlardan 6 tanesi ortam gürültüsüyle insan sesini ayırmak, aradaki farkı ortaya koymak için çalışıyor. Bu sayede iletişimin daha güçlü kalması hedefleniyor. Huawei FreeBuds Studio AAC ve SBC kodeklerine desteğin yanı sıra L2HC kodekini de destekliyor. Huawei'in yüksek tanımlı ses deneyimi için kullandığı bu kodek 960 kbps veri transfer hızına olanak tanırken düşük gecikme süresiyle başta oyunlar olmak üzere ses ve görüntü senkronizasyonunun öne çıktığı içeriklerde yüksek performans vaat ediyor. Bu performansın verilebilmesi için stabil çalışan güçlü bir bağlantı şart. Çift antenli tasarıma sahip olan FreeBuds Studio bağlantı tarafında Huawei'in uzmanlığından istifade ediyor ve gerçekten güçlü bir performans ortaya koyuyor. Bu arada L2HC kodekinden dolayı Huawei Bluetooth 5.2 ile gelen LC3 kodekini tercih etmemiş. Üreticiler genellikle farklı kodek tercihlerinde bulunabiliyor. Qualcomm teknolojisine sahip olan modellerde aptX kodek, Sony kulaklıklarda ise Japon şirketin geliştirmiş olduğum 990 kilobayt saniye veri aktarımına çıkabilen LDAC kodekin desteklendiği gibi Huawei'de premium ses kalitesi için L2HC kodekle ilerliyor yoluna. Ancak şöyle bir durum var. Bu kodekten istifade edebilmek için Huawei tarafında EMUI 11 ile çalışan bir telefona ihtiyacınız var. Şu anda yani halihazırda EMUI 11, Mate 40 serisi ve P40 serisi gibi telefonlarda kullanılabiliyor. Ben de testlerimi Mate 40 Pro ile yaptım. Dolayısıyla en yüksek, bakın altını çiziyorum, en yüksek ses performansı için EMUI 11 güncellemesi şart görünüyor. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu kulaklığın hakkını verebilmek için önce Bluetooth ayarları kısmına giderek Bluetooth önceliğini standart olan bağlantı önceliğinden ses kalitesi önceliğini değiştirmek gerekiyor. Bu ayar sonrasında kulaklığı test etmek için çoğunluğu 24 bit 96 kHz sınıfındaki farklı türden müzik parçaları ve sıkıştırılmamış kimi video örnekleriyle yaptığım testlerde açıkçası şunu gördüm. Huawei kendi kulaklığı için dengeli bir ses profili ayarlamış. Yani kutudan çıktığı haliyle hiç müdahale edilmese bile pek çok kişiyi memnun edebilecek bir akustik kimliğe sahip. Ses seviyesi oldukça iyi olan kulaklık zenginleştirilmiş ses deneyimi sayesinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Yani çok sesli bir müzik parçasında gerek ön plandaki gerekse de arka plandaki tüm enstrümanları çok net bir şekilde detay kaybı olmaksızın yakalayabiliyorsunuz. Detay derinliği gerçekten son derece iyi olan kulaklıkta ara tonlar, alt sesler hepsi var. Ancak bu kulaklık örneğin önceliği en yüksek bas deneyimi olan kullanıcılara çok fazla hitap etmiyor. Bas var ve deneyimi gerçekten güzel. Ama bas tutkunlarının arzu ettiği o kulak titreten bas seviyesi bu kulaklıkta bulunmuyor. Huawei temiz ses ve dengeli akustiğe önem vermiş gibi görünüyor. Tüm bunları alt alta koyduktan sonra şunu söyleyebilirim. Kulaklığı kullanırken gerçekten keyif aldım. Farklı formatlarda, farklı sıkıştırma seviyesindeki pek çok müzik parçasında iyi zaman geçirdim. Ancak bazı şeylerin geliştirilmeye açık olduğu da aşikar. Örneğin kimi rakiplerinden farklı olarak kulaklığı kontrol ettiğimiz AI Life yazılımında equalizer özelleştirmesi yapılamıyor. Yani equalizer modül bulunmuyor daha doğrusu. Gerekli olan equalizer ayarlamalarını kullandığınız müzik uygulaması ya da streaming servisinde yapmanız gerekiyor. Ama tabii her uygulamanın kendi ayar profili olduğu için her uygulamada tek tek ayar yapmanız gerekiyor. AI Life'da bu olsaydı sanırım çok daha iyi olabilirdi. Ses performansını beğendiğim kulaklık mikrofon performansında da iddialı. Gelin birlikte dinleyelim. Evet, şu anda Huawei FreeBuds Studio'nun sahip olduğu mikrofonla Huawei Mate 40 Pro'nun ses kaydetme uygulaması üzerinden ses kaydı gerçekleştiriyorum. Şu anda duymakta olduğunuz bu ses kaydını Huawei FreeBuds Studio'nun mikrofonuyla Mate 40 Pro'daki ses kayıt uygulaması üzerinde gerçekleştiriyorum. Yani sadece dinlerken değil, iletişim kurarken de, konuşurken de iyi sonuçlar veren bir kulaklık duruyor karşımızda. Oyun ve video deneyimi de başarılı olan kulaklığı aynı anda iki cihaza bağlayabildiğiniz için örneğin tablette film izlerken telefona çağrı geldiği zaman çift dokunuşla direkt telefondan çağrı cevaplamaya geçebiliyorsunuz. Bu gerçekten kullanım konforu sağlayan bir özellik ve unutulmaması gerekiyor ki bu özellik Bluetooth 5.2 desteğiyle birlikte geliyor. Bu arada sahip olduğu sensörlerle harekete duyarlı olan kulaklık çıkardığınız anda müziği otomatik olarak
olarak durduruyor ve taktığınızda kaldığınız yerden devam ediyor. Ancak devam etme özelliği 3 dakika için geçerli. Eğer kulaklık daha uzun süre boyunca boşta kalırsa pil ömrünü koruyabilmek adına bu özellik devre dışı bırakılıyor. Yeri gelmişken hakkını teslim edelim. FreeBuds Studio uyumlu cihazlarda eşleşme konusunda, eşleşme hızı konusunda gerçekten sınıfındaki en iyi cihazlardan bir tanesi. Pil performansına geçelim ve önce ölçülebilir değerlere bakalım. Huawei tarafı FreeBuds Studio'nun 410 mAh kapasiteli pilinin 1 saatte 0'dan %100 doluluk seviyesine gelebildiğini söylüyor. Benim yaptığım ölçüme göre FreeBuds Studio tamam boş olan pilini 54 dakikada, bakın altını çiziyorum, 54 dakikada %100 doluluk seviyesine ulaştırabiliyor. Yine Huawei tarafına baktığımız zaman ANC yani aktif gürültü engelleme kapalıyken 24 saat boyunca çalışabildiğini söylüyor. Pandemi sürecinde çoğunlukla evde olduğumdan ve aynı zamanda cihazın sahip olduğu pasif gürültü engelleme çok iyi çalıştığından ben genellikle ANC kapalı olarak kullandım. Ve günde birkaç saatlik kullanım ile 5 gün civarında pil süresi elde edebileceğimi gördüm. Ama ANC'nin sürekli açık olduğu durumlarda bu süre 3 gün civarına düşebilir. Tabii günün sonunda pil performansından bahsettiğimiz için bu değerler cihazı nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir tabii ki. FreeBuds Studio Huawei'in üst segmentteki ilk kulaklığı olmasına karşın epey iddialı. Kullandığım süre zarfında büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. Eksikleri var mı? Evet var. Kulaklığın en gelişmiş özelliklerini tam teşekküllü kullanmak isterseniz orada da EMUI 11 yüklü güncel bir Huawei cihazı ihtiyaç duyacaksınız. Kulaklığı teknik olarak teorik anlamda tüm cihazlarla, Bluetooth bağlantısını destekleyen tüm cihazlarla kullanabilirsiniz. Ama öncelik göründüğü kadarıyla EMUI 11'li cihazlara verilmiş gibi duruyor. Ben FreeBuds Studio'yu hem Mate 40 Pro hem de P40 Pro modellerinde kullanma şansı yakaladım ve genel deneyimden gerçekten memnun kaldım. Ses kalitesi ve gürültü engelleme özellikleri gerçekten çok iyi çalışıyor. Huawei FreeBuds Studio ile ilgili izlenim ve deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.